İşarat-ı gaybiye hakkında bir takriz. İmam Ali radıyallahu anh'ın Risale-i Nur hakkında ihbar-ı gaybisinden bir parça olan bu kısım Sikke-i Tasdik-i Gaybi mecmuasında derece edilen İşarat-ı Kur'aniye ve üç Kerameti Aleviye ve Kerameti Gavsiye risaleleriyle birlikte ehli vukufların takdirkar raporlarına müsteniden mahkemelerce sahiplerine geri iade edilmiştir. İmam Ali'nin radıyallahu anh Celcelutiye'de Risale-i Nur hakkındaki üç kerametinden bir kerametinin sekiz remzinden yedinci ve sekizinci remzin bir parçasıdır. Sikke-i Tasdik-i Gaybi Mecmuası'nın 125. sayfasından 130. sayfasına kadar olan kısımdan münderiçtir. Yedinci remiz Hazreti İmam Ali radıyallahu an nasıl ki ve bil ayetil kübra eminni minel fecet ve bi hakk fekecim ma mahmetim ya ilahana ve bi esmaika el husna ecirni min eş şetet hurufun li behramin alet ve teşamahat ve ismu asa Musa bihi zulmetun celet diye birinci fıkrası ile 7. şuaa işaret etmiş. Öyle de aynı fıkra ile ali bir tefekkürname ve tevhide dair yüksek bir marifetname namında olan 29. arabi lem'aya aya dahi işaret eder. İkinci fıkrasıyla ismi Azam ve Sekine denilen Esma-i Sitte-i meşhurenin hakikatlarını gayet ali bir tarzda beyan ve ispat eden ve 29. lem ayı takip eyleyen 30. lem anamında 6 nükte-i esma risalesine bir Esmaü'l Husna ecirni mine cümlesiyle işaret ettiğinden sonra akabinde Risale-i Esma'yı takip eden 31. lem'anın birinci şua'ı olarak, 33 ayet Kur'aniyenin Risale-i Nur'a işaretini kaydedip, hesabı cifri münasebetiyle baştan başa ilmi huruf risalesi gibi görünen ve bir mucize-i Kur'aniye hükmünde bulunan risaleye, hurufun libehramin alet ve teşamehat kelimesiyle işaret edip, der akap ve ismi asa Musa bihi zulmetun celet ile dahi Risale-i Hurufiye'yi takip eden ve el ayetül Kübra'dan ve başka Resail-i Nuriye'den terekküp eden ve Asay Musa namını alan ve Asay Musa gibi dalaletin ve şirkin sihirlerini iptal eden Risale-i Nur'un şimdilik en son ve ahir risalesine Asay Musa namını vererek işaretle beraber manevi karanlıkları dağıtacağını müjde ediyor. Evet, ve bil ayetil kübra kelimesiyle, yedinci şua'a işareti, kuvvetli karineler ile ispat edildiği gibi, aynı kelime diğer bir mana ile El-Hak Risale-i Nur'un ayeti kübrası hükmünde ve ekser risalelerin ruhlarını cem eden ve arabi bulunan 29. lemaya bu kelam, müstetbiatü terakip kaidesiyle ona bakıyor efradına dahil ediyor. Öyle ise Hazreti İmam Ali radıyallahu an dahi bu fıkradan ona bakıp işaret eder diyebiliriz. Hem sair işaretin karinesiyle hem mektubattan sonra lemalara başka bir tarzı ibare ile ima ederek lemaların en parlağının telifi dehşetli bir zamanda ve hapis ve idamdan kurtulmak ve emniyet ve selamet bulmak için manay mecazi ve mefhumu işari ile Hazreti Ali radıyallahu an kendi lisanını büyük tehlikelerde bulunan müellifin hesabına istimal ederek ve bil ayetil kübra eminni minel fecet yani ya Rab beni kurtar eman ve emniyet ver diye dua etmesiyle tam tamına Eskişehir hapishanesinde idam ve uzun hapis tehlikesi içinde telif edilen 29. lem'anın ve sahibinin vaziyetine tevafuk karinesiyle kelam zımni ve işari delalet ettiğinden diyebiliriz ki, Hazreti İmam Ali radıyallahu anh dahi bundan ona işaret eder. Hem 30. lem'a namında ve altın nükte olan Risale-i Esma'ya bakarak, bir Esma esmaikel husna deyip, sair işaratın karinesiyle, hem 29. lem'aya takip karinesiyle, hem ikisinin isimde ve esma lafzına tevafuk karinesiyle, hem teşettütü hale, ve sıkıntılı bir gurbete ve perişaniyete düşen müellifi, onun telifi bereketiyle teselli ve tahammül bulmasına ve manayı mecazi cihetinde Hazreti İmam Ali radıyallahu an lisanıyla kendine dua olan ve bir esmaikel husna ecirni şetet yani ismi azam olan o esma risalesinin bereketiyle beni teşettütten perişaniyetten hıfz ile ya Rabbi meali tam tamına o risale ve sahibinin vaziyetine tevafuk karinesiyle kelam mecazi delalet ve İmam Ali radıyallahu an ise gaybi işaret eder diyebiliriz. Hem madem Celcelutiye'nin aslı vahidir ve esrarlıdır ve gelecek zamana bakıyor ve gaybi umur istikbaliyeden haber veriyor ve madem Kur'an itibariyle bu asır dehşetlidir ve Kur'an hesabıyla Risale-i Nur bu karanlık asırda Ehemmiyetli bir hadisedir. Ve madem sarahat derecesinde çok karine ve emarelerle Risale-i Nur Celalutiye'nin -Cel içine girmiş, en mühim yerinde yerleşmiş ve madem Risale-i Nur ve eczaları bu mevkiye layıktır ve Hazreti İmamı Ali radıyallahu anh'ın nazarı takdirine ve tahsinine ve onlardan haber vermesine liyakatları ve kıymetleri var. Ve madem Hazreti İmamı Ali radıyallahu an Siracün Nur'dan zahir bir surette haber verdiğinden sonra ikinci derecede perdeli bir tarzda sözlerden, sonra mektuplardan, sonra lemalardan, risalelerdeki aynı tertip, aynı makam, aynı numara tahtında kuvvetli karinelerin sevkiyle kelam delalet ve Hazreti İmam Ali radıyallahu anh'ın işaret ettiğini ispat eylemiş. Ve madem başta, Bedetu bi bismillahi ruhi bihi İlâ keşf keşfi esrarim bi batinihin tavet risalelerin başı ve birinci söz olan Bismillah risalesine baktığı gibi Kasemi camii Muazzama'nın ahirinde risalelerin kısmı ahirleri olan son lemalara ve şualara, hususan bir ayeti kübra-i tevhid olan 29. lemay harikayı arabiyye ve risale-i esma-i sitte ve risale-i işarat-ı huruf-u kur'aniyye ve bilhassa şimdilik en ahir şua ve asay Musa gibi dalaletlerin bütün manevi sihirlerini iptal edebilen bir mahiyette bulunan ve bir manada Ayetül Kübra namını alan Risale-i Harika'ya bakıyor gibi bir tarzı ifade görünüyor. Ve madem bir tek meselede bulunan emareler ve karineler meselenin vahdeti haysiyetiyle birbirine kuvvet verir, zayıf bir münasebetle bir tereşuh dahi menbaana ilhak edilir. Elbette bu yedi adet esaslara istinaden deriz. Hazreti İmam Ali radıyallahu an nasıl ki meşhur sözlere tertipleri üzerine işaret etmiş ve mektubattan bir kısmına ve lemalardan en mühimlerine tertiple bakmış, öyle de bir esma ikel husna ecirni mineşşetet cümlesiyle 30. lemaya yani müstakil lem'aların en son olan Esma-i Sitte Risalesine tahsin ederek bakıyor. Ve hurufun li alet ve teşamekat kelamiyle dahi 30. lem'ayı takip eden işarat-ı hurufu Kur'aniye Risalesini takdir edip işaretle tasdik ediyor. Ve ismu asa Musa bihi zulmetun celet kelimesiyle dahi şimdilik en ahir risale ve tevhid ve imanın elinde asay i Musa gibi harikalı, en kuvvetli bürhan olan mecmua risalesini senakârâne remzen gösteriyor gibi bir tarzı ifadeden bila perva hükmediyoruz ki, Hz. İmam Ali radıyallahu an hem Risale-i Nur'dan, hem çok ehemmiyetli risalelerinden manayı hakiki ve mecazi ile işari ve remzi ve imai ve telvihi bir surette haber veriyor kimin şüphesi varsa işaret olunan risalelere bir kere dikkatle baksın. İnsafı varsa şüphesi kalmaz zannediyorum. Buradaki manay işari ve medlülü mecazilere karinelerin en güzeli ve latifi aynı tertibi muhafaza ile verilen isimlerin münasebetidir. Mesela 29 ve 30 ve 31 ve 32 mertebe tadatta 29 ve 30 ve 31 ve 32 sözlere gayet münasip isimlerle, başta sözlerin başı olan birinci söze aynı besmele sırrıyla ve ahirde şimdilik risalelerin ahirine mahiyetini gösterir layık birer isim vererek işaret etmesi, gerçi gizli ise de fakat çok güzeldir ve letafetlidir. Ben itiraf ediyorum ki, böyle makbul bir eserin mazharı olmak, hiçbir vecihle o makamaliye katım yoktur. Fakat küçük, ehemmiyetsiz bir çekirdekten, koca dağ gibi bir ağacı halk etmek, kudreti ilahiyenin şehnindendir ve adetidir ve azametine delildir. Ben kasemle temin ederim ki, Risale-i Nur'u senadan maksadım, Kur'an'ın hakikatlarını ve imanın rükünlerini teyit ve ispat ve neşirdir. halık Rahimime yüzbinler şükür olsun ki, kendimi kendime beğendirmemiş.'' nefsimin ayıplarını ve kusurlarını bana göstermiş ve o nefsi emmareyi başkalara beğendirmek arzusu kalmamış. Kabir kapısında bekleyen bir adam, arkasındaki fani dünyaya riyakarane bakması acınacak bir hamakattır ve dehşetli bir hasarettir. İşte bu haleti ruhiye ile yalnız hakaiki imaniyenin tercümanı olan Risale-i Nur'un doğru ve hak olduğuna latif bir münasebet söyleyeceğim. Şöyle ki, Celcelutiye Süryanice bedi demektir ve bedi manasındadır. İbareleri bedi olan Risale-i Nur, Celcelütiye'de mühim bir mevki tutup, ekser yerlerinde tereşşuhatı göründüğünden, kasidenin ismi ona bakıyor gibi verilmiş. Hem şimdi anlıyorum ki, eskiden beri benim liyakatım olmadığı halde, bana verilen zaman lakabı benim değildi. Belki Risale-i Nur'un manevi bir ismi idi zahir bir tercümanına ariyeten ve emaneten takılmış. Şimdi o emanet isim hakiki sahibine iade edilmiş. Demek Süryanice bedi manasında ve kasidede tekerrürüne binaen kasideye verilen celcelütiye ismi işarî bir tarzda bid'at zamanında çıkan Bedîü'l Beyan ve Bedîü'z Zaman olan Risale-i Nur'un hem ibare hem mana hem isim noktaları ile bediliğine, münasebettarlığı ihsas etmesine ve bu isim bir parça ona da bakmasına ve bu ismin müsemmasında Risale-i Nur çok yer işgal ettiği için hak kazanmış olmasına tahmin ediyorum. رَبَّنَا لَا تُعَخِذْنَا اِنْ نَس۪ينَا اَوْ اَخْطَعْنَا 8. Remiz Sual Bütün kıymetli kitaplar içinde Risale-i Nur, Kur'an'ın işaretine ve iltifatına, ve Hazreti İmam Ali radıyallahu anh'ın takdir ve tahsinine ve Gavs-ı Azam'ın kuddise sırruhu teveccüh ve tevşirine veç ihtisası nedir? O iki zatın keramet ile Risale-i Nur'a bu kadar kıymet ve ehemmiyet vermesinin hikmeti nedir? El cevap, malumdur ki bazı vakit olur, bir dakika, bir saat ve belki bir gün, belki seneler kadar ve bir saat, bir sene, belki bir ömür kadar netice verir ve ehemmiyetli olur. Mesela bir dakikada şehit olan bir adam bir velayet kazanır ve soğuğun şiddetinden incimat etmek zamanında ve düşmanın dehşet hücumunda bir saat nöbet, bir sene ibadet hükmüne geçebilir. İşte aynen öyle de Risale-i Nur'a verilen ehemmiyet dahi zamanın ehemmiyetinden hem bu asrın Şeriat-ı Muhammediye'ye aleyhissalatü vesselam ve Şair-i Ahmediye'ye aleyhissalatü vesselam ettiği tahribatın dehşetinden, hem bu ahir zamanın fitnesinden, eski zamandan beri bütün ümmet istiaze etmesi cihetinden, hem o fitnelerin savletinden müminlerin imanlarını kurtarması noktasından Risale-i Nur öyle bir ehemmiyet kesbetmiş ki, Kur'an ona kuvvetli işaretle iltifat etmiş ve Hazreti İmam Ali radıyallahu anh, üç kerametle ona beşaret vermiş ve Gavs-ı Azam Kuddisi Surruhu kerametkarane ondan haber verip tercümanını teşcih etmiş. Evet, bu asrın dehşetine karşı taklidi olan itikadın istinat kalaları sarsılmış ve uzaklaşmış ve perdelenmiş olduğundan her mümin tek başıyla dalaletin cemaatle hücumuna mukavemet ettirecek gayet kuvvetli bir imanı tahkiki lazımdır ki dayanabilsin. Risale-i Nur bu vazifeyi en dehşetli bir zamanda ve en lüzumlu nazik bir vakitte herkesin anlayacağı bir tarzda hakaiki Kur'aniye ve imaniyenin en derin ve en gizlilerini gayet kuvvetli bürhanlar ile ispat ederek o imanı tahkikiyi taşıyan halis ve sadık şakirtleri dahi bulundukları kasaba ve kariye ve şehirlerde hizmet-i imaniye itibariyle adeta birer gizli kutup gibi müminlerin manevi birer noktayı istinadı olarak bilinmedikleri ve görünmedikleri ve görüşülmedikleri halde kuvve-i itikatları cesur birer zabit gibi kuvve-i maneviyeyi ehli imanın kalplerine verip müminlere manen mukavemet ve cesaret veriyorlar. Eğer bir muannit tarafından denilse Hazreti İmam Ali radıyallahu an bu umum mecazi manaları irade etmemiş. Biz de deriz ki, faraza Hazreti İmamı Ali radıyallahu an irade etmezse, fakat kelamı delalet eder ve karinelerin kuvvetiyle, işari ve zımni delaletle manaları içine dahil eder. Hem madem o mecazi mana ve işari mefhumlar haktır, doğrudur ve vaka mutabıktır ve bu iltifata layıktır ve karineleri kuvvetlidir. Elbette Hazreti İmamı Ali radıyallahu anh'ın böyle bütün işari manaları irade edecek külli bir teveccühü faraza bulunmazsa, celcelütiye vahi olmak cihetiyle hakiki sahibi, Hz. i̇mam Ali radıyallahu anh'ın üstadı olan Peygamber-i Zişan aleyhissalatu vesselamın külli teveccühü ve üstadının üstadı Zülcelali'nin ihatalı ilmi onlara bakar, irade dairesine alır. Bu hususta kat'i ve yakin derecesindeki kanaatımın bir sebebi şudur ki, Müşkilatı azime içinde El Ayetül Kübra'nın tefsiri ekberi olan 7. Şua'yı yazmakta çok zahmet çektiğimden bir kutsi teselli ve teşvike cidden çok muhtaç idim. Şimdiye kadar mükerrer tecrübelerle bu gibi haletlerimde inayeti ilahiye imdadıma yetişiyordu. Risaleyi bitirdiğim aynı vakitte hiç hatırıma gelmediği halde birden bu kerameti aleviyenin zuhuru bende hiçbir şüphe bırakmadı ki bu dahi benim imdadıma gelen sair inayeti ilahiye gibi Rabb-ı Rahim'in bir inayetidir. İnayet ise aldatmaz, hakikatsız olmaz. Said Nursi